politika vardır. Her zaman olacak, onu olmak zorundadır. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki partilerde maalesef her zaman bir koltuklar, her zaman bir mücadele vardır. Ha, bu mücadele yaparken dökmek mi lazım, kırmak mı lazım? O da çok önemli. Ben hiç kırmadan, dökmeden tamamı sosyal ve nasıl diyeyim, ben şöyle diyebilirim ben onu. Biraz da konuşurken dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar, bizim ağzımıza çıkacak bir kelime bu. İnsanlar zaten kamplaşmaya bölünmüştür. Evet. Bu kamplaşmayı biz zaten niçin aday olduğumuzda, ben yine de kucaklayıcı bir başkan adayı olmak istiyorum. Hani öteleştirme değil, birleştirici bir başkan adayı olmak istiyorum. Olmak istiyorum, daha doğrusu başkan olmak istiyorum. Yani zaten insanlar kamplara bölünmüşler. Zaten şu an 6 tane aday var. Genel başkanlık 6 tane aday var. Zaten insanlar kimin ne olduğunu, artık bakış açıları hep çok değişti. Önce konuşurken dikkat etmeye çalışıyorum. Zaten biz bu kamplaşmayı önlemek için biraz da ben Girne'de buna çok dikkat ediyorum. Yani benim zaten başkan olmada misyonum birleştirici olmaktır orada. Herkese kucak açan, kapımız herkese açık olan bir ilçe başkanı olmak için ben adayım. Peki bu arada galiba sorumuz da var. Hemen sorumuza da bakalım. İzleyicimiz bize bir soru göndermiş. Ben 1982'den beridir Ulusal Birlik Partiliyim. Daha önce de kaldığım köyde, örgütte görevler yaptım ama maalesef şu an üyeliğim yok ve başvurduğum halde kabul görmedi. Sebebi de geç kalmışım. Bu gibi sorunları partili biri olarak nasıl çözmeyi düşünürler veya benim gibi olanların ne yapması gerekiyor şu anda, saygılarımla demiş. Şimdi bu konuyla ilgili en büyük şikayetlerin bir tanesi budur. Yani en büyük şikayetlerin bir tanesi budur. Girne bölgesinden, onu da söyleyelim. Girne bölgesinde. Dedim yani burada tek arkadaşımızın sıkıntısı, genelde tek arkadaşımız değil, birçok arkadaşım, birçok insanın sıkıntısı budur. Yani ben neden değilim? Ben diyor işte 1900 bu tarihlerde üyeyim diyor. Şimdi bir çağrı yapıldı aslında. Yeniden bizi biliyorsun Nisan ayında yaptığımız kurultayda dedik ki delegelikler düştü, üye olacak. Herkes forum doldurulacak dedik, tamam. Ama bu forumlar çağrılar yapıldı açıkçası. Yapılmadı değil. Yapıldı. Gelenle müracaat etti. Ama bir de bir sıkıntı vardı. Şudu sıkıntı. İnsanlara gel diyorsun partiye. Partiye gel, üye ol. Şimdi bizim zaten Girne'deki parti binamızın büyük sıkıntılarından bir tanesi budur. Otopark sıkıntımız var. Binamızın yeri parti için bir handikaptır. İnsanlar bir türlü gelemeyen oldu ve bunu da fırsat bilenler oldu. Gelemeyince hemen otomatikman gelmedin, biz sizi üyelikten sildik, yenisini aldık gibi bir yaklaşım oldu. Tabii birçok insan itiraz etti bu konuya. Bu itirazlar görüşüldü. Kimisi karara bağlandı, kabul edildi. Kimisi kabul edilmedi. Açıkçası bunu kabul edilmedi de ben de bilmiyorum açıkçası. Tabii buna ne oldu? İlgin'deki Ulusal Birlik Partisi milletvekili olan arkadaşlarımız bir toplantıda karar verdiler. Karar da şuydu. Dediler ki itiraz olan gelip itiraz yapabilir. Birçok insan itirazını yaptı orada. Ha, yaptı da bir şey mi oldu? Bazısı oldu, bazısı olmadı. Bazısı yeniden görüşüldü, kabul oldu. Bazısı da olmadı. Evet. Bu arada izleyicilerimizden bazı mesajlarımız var. Onları da aktaracağım ama şunu soralım Sayın Koçyiğit. Tabii hem Ulusal Birlik Partisi'nden hem Girne ilçesinden bahsedeceğiz ama aynı zamanda ülkenin sorunlarına bakış açınızı da merak ediyoruz. Bu kapsamda onları da soracağım ama Sayın İzzem Gürçağ'ın da aday olduğunu biliyoruz Girne ilçeye. Buna nasıl bakıyorsun? Sen milletvekili hem aday olması sizin için sakıncalı mıdır? Neden, ben size başında söylemiştim. Yani neden ne aday olduğumu söylemiştim. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin üyelerinin partiye geldiğinde partinin herkese açık olduğu, herkesin rahatlıkla bir ilçe başkanını bulabilmesi için ben başkan adayım. Hı hı. Bizim İzlem Hanım gibi ya da başka adaylar gibi herhangi bir
konuyla bizim alakamız yok. Biz sadece önümüze bakıyoruz. Aday olmamızın sebebi de budur. Yani üyemiz başkanına, ilçe başkanına her an ulaşabilsin. Şimdi biz bunu yaşadık. Daha önce yine de ilçe başkanlarına, yine milletvekillerine de böyle. Gittiğimizde başkan nerede? Mecliste. Başkan nerede? Mecliste. Başkan nerede? Toplantıda. Başkan nerede? Çok sık ziyaret oluyor mu şeye? Ya zaten partilerin amacı nedir zamanın? Partiler evet. Zaten seçimden seçime gidilen bir yer değil. Partiler her zaman üyelerin parti binasına gidip sosyal bir paylaşım yapsın orada. Yani seçim zamanı insanları gel buraya da sen işte burada gel biz istiyoruz seni gel bir toplantı yapalım değil. Parti binaları nedir? Parti binaları bir insanın biraz sosyal yaşantısı olsun. Gelsin partilisi görüşsün, çayını içsin, kahvesini içsin. Yani bir paylaşım olması lazım bu. Ama geldiğinde de insanlar partide birini bulması. İlçe başkanı bulsun. En azından kendiyle ilgili değil ama genelde bir sıkıntıyı dile getirmek için başkanla görüşmek isterler. Veya da partilinin sorunu vardır. Onu iletmek için ilçe başkanına ulaşmak isterler. Ama maalesef bu Ulusal Birlik Partisi'nde öteden beri gelen bir sıkıntıdır aslında. Yani nedir? Şu vardı Cidem Hanım. Birileri gidecek, arkadan birileri gelecek. Bu parti ancak böyle büyür. Yani ben hem milletvekili olacağım, hem ilçe başkanı olacağım. Siz zaten hizmet veremezsiniz. Mümkün değil. Yani dağılırsınız. Dağıldığınızda da hiç kimseye faydanız olmaz. Biz diyoruz ki ilçe başkanlığında milletvekili arkadaşımız gidecek mecliste buna halk milletvekilliği görev verdi. O gidecek Girne'nin sorunlarıyla. Genelde söylüyorum. Yani meclise gidecek. Halkın sorunlarıyla ilgili. Görüyorsunuz ülkenin halini. Yeni yasalar hazırlayacak. Yeni komitelerle girecek yasalar hazırlasın. Komitelerin yasaları geçirsin. En basitini söylüyorum. Şimdi 17 Ekim'de size bir şey söyleyeyim. Kurultay var. Kurultay'da olan ilçe başkanı bir tanesi kazandı. 11. ayda bütçe görüşmeleri başlar. Tam 30-32 gün ilçe başkanı kimse bulamaz. Milletvekili olsun. Çünkü bütçe görüşmeleri meclistedir. Yani biz buna çok zamanımız olduğunu, biz kendi iş şirketimiz olduğu için bir sıkıntımız yoktur. Zamanımız her zaman vardır. Ne işle meşgulsünüz? Ben emlak danışmanlığı yapıyorum. Emlak ofisimiz var. Orada emlak danışmanlığı yapıyorum. Yani pek zorda orada da mı bulurlar sizi? Ya zaten biz Girne ile iç içeyiz. Evet. Yani biz herkes her yerde buluyoruz. Yani bir sıkıntımız yok. Yani biz zaten halkın içindeyiz. Halkla iç içeyiz. Köylülerle, insanlarla iç içeyiz. Bizim onda bir sıkıntımız yok zaten. Evet. Talep var mı sizin adınıza insanlarla görüştüğünüz? Seni diyorlar size. Ya insanlarla görüştüğümüz insanlar yeni bir heyecan var insanlarda. Şudur yani gerçekten inanıyorlar benim bu görev yapabileceğimi. Çünkü partinin mutfağından geldiğim için Cide Hanım. İnsanlar heyecanlı, biraz insanlara moral geldi, tamam mı? Çünkü ilçe başkanının artık milletvekili olmasını isteyen insanlar yok. Peki, İstemiyorlar. Sayın Koçit, bu kadar aday çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz UBP'nin içinden? Şimdi şöyle bir durum var. Bu kadar aday çıkmasını ben kendi görüşümü söylersem demokrasi adına denecek bir şey yok. Elbette. Ya, onu söyleyeyim. Ama partiye zarar verir mi? Veriyor. Verecek de. Ama şunu da söyleyeyim. Partide bir boşluk var aslında. Yok değil. Şimdi herkes kendine inancına göre diyor ki ben bunu doldururum amacıyla. Aday olmak istiyor. Aday oluyor. Ama bence çok da fayda sağlamaz açıkçası söyleyeyim sana. Yani ikili üçlü olsa daha insanlar daha sıcak bakacak, daha böyle hevesle, heyecanla gidecek. Şimdi dediğim gibi işte kamplaşmalar oldu. Evet. Kamplaşma. Yani biz de bu Girne'de ilçe başkanlığında adaylığımızda bu kamplaşmayı biz istemiyoruz açıkçası. Yani istemiyoruz kamplaşma olsun. Herkes kendi görevini yapsın. Milletvekili arkadaşlarımız kim olursa olsun, ben isim vermeyeceğim burada. Evet. Tamam mı? Kim olursa olsun. Halk onlara milletvekili görevini verdi. Mecliste milletvekili görev yapacaklar. Diğer geriden gelen insanlar bu partide inanın ki çok bilgili insanlar vardır. İlçe başkanlıklarını fazlasıyla yapacak olan insanlar vardır. Ama maalesef şans verilmiyor. Yani şans verilmiyor. Diyor niye ki sen, verilmiyor mesela? Buyur hanımefendi yani. İşte buradadır. Herkes ufak tefek hesapların peşinde.
Yani ben milletvekiliyim, ilçe başkanı olayım. Bir dahaki seçimde işte yerimi garanti edeyim. Herkesin kendine göre küçük hesapları var. Biz küçük hesap peşinde değiliz. Biz artık Ulusal Birlik Partisi Girne'de kimseye ucuz hesapları yaptırmayacağız. Herkes hak olduğu, hak ettiği yerde kalacak. İlçe başkanlığı milletvekilliğine adaylık noktasında ya, avantaj mı sağlar? Ya maalesef yıllardır hep böyle gelmiş. Yani sen istediğin kadar de yok de, o biri yok desin ama maalesef de bu böyledir. Hani ilçe başkanı olan arkadaşlarımız var, aday da olmadı. Olmayan da vardı. Hizmet için geldi, hizmet yapmak için gelen arkadaşlarımız da vardı. Ama maalesef bugüne kadar Kıbrıs'ta işte böyle hep olmuş. Yani ben ilçe başkanı olayım, milletvekili olayım mantığı geldi. Onun için hiçbir zaman da görüyorsunuz partiler küçülüyor, büyümüyor. Sebebi de bunlardır. Küçük olsun, benim olsun mantığı hep önüne gitti. Ama maalesef ben bu küçük olsun, benim olsun mantığıyla hareket etmeyeceğim. Büyük olsun, hepimizin olsun mantığıyla hareket edeceğim. Hani Girne'de ben bunu yaşatmaya çalışacağım. Girne'de kuzeyinden güneyine, Girne'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına Ulusal Birlik Partisi'nin eski turuncu beyaz güneşli bayrağını ne kadar çok dalgalandırırsam ben onun için görev almak istiyorum. Örgütlerimiz yeni bir havayla, yeni bir güçle en kısa zamanda bir erken genel seçim vardır. Olacak yani, bizim biliyorsunuz bu gidişatlar çok da sağlıklı bir şey değil benim görüşüm. Ama çok değil, belki bir yıl içinde bir erken genel seçim yine olabilir. Bunun için de örgütlerimizi çok acilen yine eskisi gibi devamı hazır hale getirmektir. Neden de çok değil bir yıl içinde erken seçim olabilir dediniz? Ya şöyle bir durum var. Yani vatandaş hani UBP'nin kendi sorunlarından da erken seçime gidecek. Ben söylemiyorum bunu, ben demiyorum bunu. Gidişat onu gösteriyor. Neden? Siz daha iyi biliyorsunuz Çiğdem Hanım. Siz de medyanın içindesiniz. Yani şu anda referandum hükümeti kuruldu biz kendi ama şu anda bir şey gördünüz mü? Referandum hükümeti mi kuruldu Yok. Dediniz? Yok. Reform. Reform hükümeti. Evet. Hükümeti kuruldu. Onda bir şey gördünüz mü? Anlamadım. Daha bir şey göreceğiz inşallah. İnşallah ya. Göreceğiz. Çok önyargılı olmamak lazım. Önyargılı olmuyorum ben de. Halkın söylediği mi? Yani evet. Biz köye gittim, insanlar gezdiklerini dinledi. Bunu söylüyorlar. Benim size söyledim. Aynısını bize söylüyorlar. Biz dedim bekleyeceğiz, daha erkendir. Bekleyeceğiz. Sizce CHP ile UBP koalisyon kurmamalı mıydı? Bence kurmalıydı. Kurmalıydı diyorsunuz. Tabii. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki artık yani insanların artık umudu tükendiği bir andadı. Her şey biliyorsunuz, büyük ortak, küçük ortak devamlı kaos içinde. Bence artık iki partinin kaçacak bir yeri kalmadı artık. Ya bu sorunları çözecekler ya da başka partiler çıkacak, birileri çıkacak, bunu düzeltecek. Bence iki parti aslında en doğru olanı yaptı ama yapılış sisteminin yanlış olduğunu kanısı var. Biz biraz da bizim Ulusal Birlik Partisi'nin tabanında şeklin çok yanlış olduğunu dile getiriyor. Nerede yanlış? Ya dağılımlarda işte. Hani koltuk derdinde değildik? Var işte koltuk derdinde. Mesela bunu tabanda söylüyorlar. Evet. Koltuk derdi diyorlar bakan. Tabanda bunu söylüyorlar. Yani ama tabanın da isteği sanki bu yönde. Hayır, değil mi? Tabanın isteği yok. Nasıl? O zaman neyin kapı kavgasını veriyoruz dağılımda? Şunu veriyorlar. Diyorlar ki daha güçlü bir UBP olabilirdi. Yani dağılımda, ortaklıkta daha güçlü bir UBP olabilirdi. Evet. Bu arada size bir mesajımız daha var. Onu da söyleyelim. Metin Bey göndermiş. Metin Maraş Ali. Günaydınlar Sayın Koç Yiğit. Hangi adayı destekliyorsunuz diye sormuş. Ben her zaman sözümün başında da söyledim. Kucaklayıcı bir başkan adayı olmak istiyorum dedim. Ama bir kişi kazanacak biliyorsunuz değil mi? Bir kişi. Şeyde mi? Genel başkanlıkta mı? Evet. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben partimin 17 Ekim'den sonra, 17 Ekim'de kendi seçimimden sonra partimde bütün arkadaşlarımızla omuz omuza vereceğiz. Bunun en iyi doğru kararını vereceğiz. Girne bölgesi olarak herhangi birinin destek kararı? Hayır, ben şu anda tamamıyla Girne bölgesinde kendi arkadaşlarımla Girne'nin ilerisi için, partimin ilerisine gitmesi için, kamplaşma yapmamak için, bölünme yapmamak için, hiç kucaklayıcı olmak için böyle bir karar aldım ben arkadaşlarımla. Biz şu anda Girne ilçesi için ne yapabiliriz? Partimi biz nereye taşıyabiliriz? Onun çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda genel başkanlık ilgili bir çalışmamız yok. Evet.
Görüşmeleriniz var mı peki? Tabii vardı. Yani çünkü bir seçimler her zaman görüşmeler oluyor. Çalışmalar oluyor. Birebir çalışmalar oluyor. Hı hı. Görüşmelerimiz var tabii ki. Evet. Peki biraz da dilerseniz ülke problemlerinden bahsedelim. Aynı zamanda bir iş adamısınız. Evet. Ülkedeki ekonomik durumu şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dövizin yükselmesi elbette ki hem iş adamlarını hem işte konut kiraları var, ev satışları var, inşaat sektörü var. Var da var. Tabii bizim de para birimimiz Türk lirası olduğu için bir takım sıkıntılar yaşandığı söyleniyor hükümet yetkilileri tarafından. Alınan ekonomik tedbirler de var. Yeterli buluyor musunuz? Bundan da biraz bahsedelim. Şimdi buna şöyle gireceğiz. Şimdi bir defa demeyeceğim parasal olarak tam zıt bir olay. Bir tarafta sterlin, dolar, euro. Bir yanda TL. TL bundan 3 yıl önce, 2 yıl önce çok parlak günler yaşadı döviz karşısında. Tabii bunu insanlar yatırımcı açısından söylüyorum. Bunu görüp de trendin yükseleceğini, dövizin yükseleceğini gören insanlar bunun yatırımına göre çevirdi yatırımcı açısından, iş adamı açısından. Halk açısından gelince tabii halk açısından yapacak fazla da bir şey yok. Çünkü TL alıyorsun, evet. Tamam. Emlak sektöründe zaten bir yavaşlama var. Emlak sektörü biliyorsunuz inşaat sektörüne dayalı bir sektördür. İnşaat yavaşlarsa, evet. Emlak da yavaşlar. İnşaat yavaşlarsa ne olur? Bütün tüccarlardan aldığın demiridir, çimentosudur. Buna bağlı aşağı yukarı 40-46 kalemlik bir inşaat sektöründe bir tüketim vardır. Bunlar da tabii birbirine zincirleme olarak birbirini tetikliyor açıkçası. Şu anda bir durgunluk var. Durgunluğun sebebi de işte dediğim gibi dövizin yükselişi. Bunu da zaten Bakanlar Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu orada bir karar verdi zaten dövizi bir noktada sabitlemeye gitti ama çok da tesat şeyler var. Mesela bu kira kontratlarında dövizi dövizle olan şeyde stopajları arttırdı. Hı hı. TL olanları ama şu an öyle bir şey var ki sabit olan sözleşmesi yapılmış olan sözleşmeler var. Yani adam 3 ay önce yapmış daha 9 aylık sözleşmesi var. Adam alırken %5 öderken şu anda %8 ödüyor. Evet. Yani bu da bir orada. Bu devlet bir şey kaybetmedi. Orada kazandı. Ha yeni sözleşmelerde TL. O da zaten 90 günlük. Tabii o da 90 günlük ama adam 90 günde hiçbir şey kazanmayacak. Evet. O da bir şey kazanmayacak yani orada kaybedecek. Yani diyor ki dövizi TL'yi daha cazip hale getirelim de dövizde insanlar biraz daha şey olsun ama bu yanlış şeylerdi. Bunlar bir şey getirmez halka fazla bir şey. Burada en önemli şey okulların şu an üniversiteler kayıtlarıdır. En büyük sıkıntı bana gelen şikayetler de budur. Yani bazı üniversiteler bunu makul bir şekilde TL'ye çeviren üniversiteler var burada. Hı hı. Ve biraz da bazı üniversitelerde çok aşağı çeken üniversiteler var. Bazı üniversiteler hayır dedi ben kralım dedi. Benim fiyatım bu. Gelen dedi yazdırsın, gelen yazdırmasın dedi. İnsanlar fazla da çok seçme şansı yok açıkçası. Mecbur gittiler, yaptılar. Bunun en başında Yakındoğu Üniversitesi'ndeki gelen şikayetlerdir bize. Evet ama sonuç itibariyle ekonomiye bir hükümet adı üzerinde. Hükümet eğer herhangi bir şey yapamam diyorsa, müdahale edemem diyorsa ve vatandaş yani asgari ücretli dediğimiz kısma da bir rahatlama getiremiyorsa bir üniversiteden bunu beklemek çok da doğru değil galiba. Yani hani ağzımdan bir şey çıkacak diye şey yapıyorum. Hoca imam hoca cemaat meselesine dönmeyelim şimdi. Şimdi neden burada dövizle ilgili dediğim gibi yani hükümetin de çok fazla bir şey yapacak bir şey yok aslında. Yani tokmak başkasına, davul başkasına açıkçası. Onu da söyleyeyim sana. Yani hükümet dengeleri bir noktada bozarsa o dengeleri de gerçekten toparlaması zordur. Zaten bizim ekonomimiz neye dayalıdır? 2-3 tane kaynağımız var. Üniversitelerimiz, işte kazinolarımız, turizmdir. Başka da bir gelirimiz yok açıkçası. Yani biz genellikle tüketime dayalı bir toplumuz.
Ama bu kadar üretimimizde çok yok öyle. Yani bir narinci üretimimiz var. Onun içler acısı. İşte biraz harup var işte biraz. O da işte bellidir. Onun için yani üretime dayalı olmayan bir toplumlar genellikle tüketimli olduğu için devam et dışa bağımlıdır. Dışa bağımlı olduğunda da dediğim gibi davul ve tokmak misali yani öyledir. Hükümet bu açıda ne yapabilir? Açıkçası düşünürsem ben bir formül bulamıyorum ne yapabilir diye. Çünkü öyle bir dengeler var ki senin bir şeyde yıl sonlarında yapılan şeylerimiz var bizim hükümetin bütçe görüşmelerinde bütçeyle ilgili belli bir bütçeler var. Her yerin bir bütçesi vardır. Yıl başının yıl sonunda bunlar bütçeler dairelere göre bir çalışması vardır bunun. Yani Türkiye'nin de verdiği maliyat şey bellidir, yatırım bellidir buraya. Bir kısım yatırımlara gidiyor, bir kısım da cari yatırımlara geliyor bize daha mı? Yani burada dediğin gibi biz toplum olarak çok da bir seçme şansı yok hükümetin açıkçası bana kalırsa. Burada sadece ne var? Tasarruf var. Tasarruf olursa bir ülkede belki bir şeyler olabilir. Tasarruf da olmuyor çünkü öyle bir savurganlığa alışmış gibi toplum. Ben de dahil. Siz de dahil hepimiz buna alışmışık. Devlet de buna alışmış geçmişte. Onun için çok oturup çok detaylı bunları konuşmak lazım, görüşmek lazım. Halkı rahatlatacak birçok tedbir yazdı ekonomistler ya. Nasıl böyle düşüyorsunuz onu anlamakta zorlanıyorum. Yansıyor ama yani hayata geçiren var mı? Bir Ünal Akifler, bir bak, Göksel Saydam. Ben dinliyorum bunları. Ben dinliyorum. Bunları hep dinliyorum. Ben Göksel abiyi de çok dinledim. Akif Bey'i de çok dinledim. Birçok ekonomist dinliyorum. Yıllardır hep konuşuyoruz. Hangisini hayata geçirebiliyoruz? Geçirecek olan onlar değil hükümet. Tamam hangisini? Hükümet yani ben de diyorum. Yani icra makamı. Ben size diyorum olan. Hükümetin konumu bu. Yani hükümet bu kadar o kadar da çaresiz değil. Hep çaresizliğin altında. Ben size Ceylan Hanım şunu söyledim yani hükümet konusunda. Senin belli bir gelirin var. Belli bir cari giderin var. Gelirin var. Tamam mı bunu? Bunu ne yapabilirsin sen? Ne yapabilirim? Onun şeyde hani ekonomistler diyor bu olsun, şu olsun, bunu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım, bu nedir? Bu var, bu var, bu var. Ama hayata geçirmek o kadar da kolay değil. Bu tabii benim kendi düşüncemdir. Evet. Yani diyorum dengeler var. Bu dengeleri bozduğunda hükümet o dengeleri bir daha toparlamak inan ki çok zordur. Yani bu bizde de bizim iş hayatımızda da vardır. Yani bu kendi hayatımızda da var. Onun için bildiğim için bu konularda. Ha, var yok değil mi? Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben her zaman diyorum asgari ücret komisyonundayım ben. Toplantılara girdiğimde sağ onun iki tane konu var. Asgari ücrete evet hükümet diyor ki bunu verelim. Biz diyor bunu verelim. Biz hükümete de diyor ki bu vergiden muaf yap asgari ücreti. Yapamaz çünkü yaptığı anda bütün dengeler alt üst olur. Ya biz diyoruz hani çalışana daha çok para verelim o zaman. Tam böyle istediğim konuya geldi. Seni sormadan ben gelmek istedim de sen çünkü soracaksın bana. Çünkü hazırlanıyorum görüyorum seni. İşte perende alıyor falan der gibi. Evet soralım asgari ücret tespit komisyonundaki iş adamını bulduk. Evet. Şimdi... Gelelim. Faydalarına. Ya şimdi biz oraya geldiğimiz nedir kriter? Nedir Sayın Koç? Kriterler. Biz şöyle, biz oraya gelirken nasıl geliyoruz iş adamları olarak, işverenler sendikası olarak? Merakımdan biz, yani. Biz bir çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızda ne vardır? Yani işverenin 3-5 tane sıkıntısı olur. Çünkü işverenlerimiz gerçekten öyle dışarıdan göründüğü gibi değildir. Yani her konuda sıkıntımız vardır bu konularda. Biz ilk önce bunun bir çalışmasını yaparız orada. Bizim orada işçiye para vermeyelim gibi bir derdimiz yok. Bizi yanlış anlıyorlar aslında. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef dıştan görünen öyle değildir. Dıştan görünen işveren para vermiyor. Asgari ücreti yükseltmiyor. Asgari ücret yükselmediğin için bize tepki gösteriyor. Aslında asgari ücretle bizim orada olmanın bir dengedir. Açıktan söylüyorum yani bizim gibi bir sendika olmasa, işveren sendikası olmasa inan ki belki diyebilirim ki daha büyük sıkıntılar yaşanır. Biz burada bir denge unsuru yok. Biz de diyoruz ki orada gittiğimizde toplantıya şunu söylüyoruz. Ya işverenin mutlu olması, işveren çalışanının mutlu çalışması lazım. Mutlu olması lazım ki işçi verimi artsın. Hı. Gerçek budur. Yani evet. İşveren işçisine fazla bir şeyler verirse bu da nasıl diyeyim? İşçisi mutlu olur açıkçası. Motivasyon ve üretim de artar. Arttırma gücü. Üretim evet. Artar. Adamı sevgiyle yaklaşır sana. Tamam. Biz bunu söylüyoruz. Ama dediğim gibi kriterlerde ne vardır? Bir denge vardır. Aslında bu denge de şudur Çiğdem Hanım. Yani asgari ücretin artması demek
hiç çevrilen para mutlu edecek değil. Öbür taraftan bizim her şeyimiz asgari ücret endeksli. Yani bir yerden verirken bir yerden alınıyor açıkçası, onu söyleyeyim size. Yani bugün bizim her şeyimiz asgari ücret endeksli hayatımız. Her şeyimiz, cezalarımız dahil. Cezalarımız dahil derken? Yani bugün bir yere gittiğinde ne diyor sana? 3 asgari ücret ceza yazdım sana diyor. Evet. Ya da 5 asgari ücret. Yani onun gibi cezalarımız da var. Sigorta cezalarımız da bizim öyle. Yani sigortaki cezalarımız da. Ha biz ne yaptık? İşveren olarak bu sigortalarda işte %20 küsurlarda da işverenin sigorta cezası ödeyemiyor insan. Sizin patronunuz da yarın ödeyemeyecek. Ve de o bir patron da ödemeyecek. Ödeyemiyor. Sıkıntı var burada. Bu cezaları %22'lerde de biz bunları çalışmalarımızda, Çalışma Bakanımızda çalışmalarımızda bunu %16'lara düşürdük açıkçası. Ha işveren işçi tarafına gelirsek, ha verilen para mutlu edici mi bu döviz karşısında? Kesinlikle hayır. Ama ne bekliyordunuz mesela Sayın Çalışma Bakanı'ndan? Çalışma Bakanı cebinde geldi 55 TL'yle. Beklentiniz neydi? Bak bizim hedefimiz, biz işverene bir hedef sunamayız biz orada. Biz de işveren bir teklifle gelemez oraya. İşveren hiçbir teklifle gelemez oraya. İşveren karşıdaki gelen teklifleri değerlendirir. Kendine uygun bir teklif varsa ya da o teklifi ne kadar aşağı çekebilir, ne kadar dengede tutabilir, onu çalışmasını yapar biz işveren. Hiç biz bir teklifle gitmeyiz açıkçası. Ha şöyle bir teklif olur. Örneğin bu 150 olur, bir tarafta 200 olur. Sen de ortada denge olsun diye sen 150'yi 155 yaparsın. Yani ben buna uysun dersin. Tamam mı? Minimumla maksimum arasında bir denge sağlar. Minimumla maksimum arasında. Tamam mı? Ondan sonra devletle bazen sigortalar, devletle sendikalar anlaşır. İşveren sendikası. Bazen de devletle işçi sendikası anlaşır. Böyle oluyor. Her zaman böyle oluyor. Ha, biz gittiğimizde zaten bu kriterler belliydi. 55 rakamı bitmişti zaten. Devletin kafasındaki budur. Bizim orada çok da bir tartışma, bir şansımız olmadı zaten. Zaten işçi sendikalar otomatik. Ne diye tartışırsınız ki değil mi? Yani mantıklı. Yani diyorum, şey hükümet bunu istiyorsa ben de orada çıkıp da Don Quixote yapmam gerekiyor. Bana ne, ben 100 vereceğim falan diyecek halde. Tabii. Yani Don Quixote yapmanın bir anlamı yok orada. Zaten toplandığımızda azami 1,5 saat bir şey sürdü zaten. Kriterler nedir Sayın Koçyiğit? Ben onu merak ediyorum. Yani mesela bu tespit komisyonu ısrarla soracağım cevap verene kadar. bu tespit komisyonu mesela bunu yaparken hangi kriterleri göz önünde bulundurur? Yani bir 4 kişilik bir ailenin ne kadar geçinebileceği veya 4 kişilik bir aileyi ayda 2 defa Hawaii'ye falan mı gönderiyorsunuz? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir şey var. Ülkemizde devlet planlama örgütü vardır. Evet. Depo. Bunlar her zaman bir çalışması. Hayat pahalılığıyla ilgili 4 kişilik aile, 5 kişilik aile, 6 kişilik aile diye bir kriterleri var. Bu kriterleri de ortaya onlar bir rakam çıkarır. Bu rakam üzerinden gidilir. Yani orada kriter, ben bunu istiyorum, ben bunu vereceğim, ben bunu. Orada DPO'nun belirlediği bir, tamam mı? İşte 4 kişilik ailenin işte budur, 5 kişilik aile budur. Bunun ortalama bir kriteri çıkar ortaya. DPO'ya göre 4 kişilik bir aile ne yapar? DPO ne yapar? Mesela DPO ne yapar işte? Bir kişi günde ne kadar ekmek yer? Bir kişi ne kadar su içer? Bir kişi ayda ne kadar et yer? Bir kişi ne kadar bakliyat yer? Öyle bir çalışma yapar. Mesela bir kişi ayda kaç kez yurt dışına çıkar? Giderek daha net sorular sormaya başladı. Şimdi mesela onda askeri, onun için çok enteresan bir olay vardı. Uçak bileti vardı. Onu alayım tamam. Lütfen. Evet. Ya vallahi bilemem onu DPO neydi? Yapmış. Onu bir uçak bileti vardı. Yani milli piyango vardı. Son asgari ücrette DPO'ya göre insanlar ayda kaç kez uçak bileti alıyormuş? Bir. Bir kez. Evet. Hepimiz de, yurt dışına mı gidiyormuşuz? Evet, gidiyoruz. Bir de uçak, bir de milli piyangomuz var. Bir de milli piyango evet, alıyoruz. Milli piyangomuz vardır. Bu kriterleri hesaplayarak evet, asgari ücret mi olmuş? Böyle. Yani kriterler biz ortaya kriter koymuyoruz. Kriter sizden öyle geliyor. Sizden bahsetmiyorum zaten. Merak ediyorum. Kriter öyle geliyor. Kriter hazır geliyor. Biz sadece onun üzerine sadece tartışma yapıyoruz. Yani bizim orada fazla bir şeyimiz yok. Hayır, ayda bir kere yurt dışına gidiyor musun? DPO'ya göre öyleymiş. Yurt dışına gidiyormuşuz ayda bir kere. 3 kez yani, gidiyormuş hani. Bunu bilmiyorum. Devlet planı örgütüne sormak lazım. Allah Allah. Şaka gibi. Peki, tabii bunda işverenlerin bir kabahati yok. Devlet planlama örgütü dediyse ki bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücretli 3-4 kişilik bir ailede bir kişi
Her biri mi acaba? Bir kişi ailede yurt dışına çıkıyor, uçak bileti alıyor. Bir de Milli Piyango satın alıyor. Ve buna göre bir asgari ücret belirliyor diyorsanız, vallahi diyecek bir şey yok. Vatandaş yani biz kriterleri etsin. Tartışıyoruz burada. Bizim orada bir altyapımızda böyle bir çalışma yok. DPÖ getirir, HDP ortaya koyar, o tartışması başlar. DPÖ hayat pahalılığını araştırmayla mı yapar yoksa iktidarda olan partiye göre mi? Hangi insan ya da bir uçak bileti alır demiş bir izleyicimiz. Tabii buna tepkiler elbette ki gelecektir. Yani ya tepki gelmemesi normal olmaz zaten. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu bir gerçektir. İnsanlar açsa var. Siz yurt dışına çıkıyor musunuz? Ben vallahi ben 5 aydır çıkmadım. İş adamı olarak? İş adamı 5 aydır çıkmadım. Çıkamadım. İşlerim var. Yok. Hani burada işlerim çıkamadım. Ha geçmişte de çıktım ben ne çıkıyordum? 2 ayda ya 3 ayda bir işim olur da gidiyordum. Evet. Öyle bir tatil için çok da bir yere gitmiş değilim açıkçası. Deseniz de asgari ücretli sizden daha çok seyahat ediyor DPÖ'ye göre. Memur bizden daha çok geziyor. Ben size söylüyorum. Bak bayram tatili var mesela. Ben bildiğim çok insan var. Evet. Tamam. İşin enteresan tarafı da şudur ama Çiğdem Hanım. Nedir? Ülkede bu konuda bazı çelişkili bazı durumlar var. Aslında bu da biraz dikkat çekici. Bunu gözlemlemişsiniz muhakkak. Çünkü sosyal bir insansınız. Dışarılarda bazen geziyorsunuz, yemeğiniz yiyorsunuz. Yok. Hiç, yemin ediyorum hiç o kadar az sosyal insanlardanım ben. Bak gerçekten çok tamam, sorumlu. O zaman diyeyim ki dışarıdan gözlemci böyle olarak yemekleri bak. Falan gidiyorsunuz. Gözlemci olarak arabayla değil. Geçer. Gene görüyorsundur muhakkak. Hı. Muhakkak geçiyor. Neyi görüyorum? Değişen bir şey var mı peki dışarıda yaşantıda? Sokakta mı? Vallahi gerçekten samimi söylüyorum. Gece 9 gibi falan işten çıktığım için ben onu da görmüyorum. Direkt eve gidiyorum ben. 9 ya çok da değişen bir şey yok. Çok enteresan bir şey var. Yani biz bunları ben gördüm ben bile şok oluyorum. Gerçekten şok oluyorum. Yani böyle bir sorunlarla karşılaşıyoruz asgari ücretle ya da... O elbette ama şey de var. Yani şimdi siz 30 yaşında bir adamı emekli ederseniz zamanında şimdi bu devletten ona emeklilik parası verir. Bir de döner bu adam başka yerden de maaş alırsa döner ne bileyim bazı anomalilikler var. Yani hani dışarıda siz demek istiyorsunuz ki restoranlar hala dolu. Ne bileyim gece bazı eğlence mekanları hala dolu. Bunu magazin sayfalarımızda da görüyoruz elbette ki. Bu insanlar parayı nereden buluyor o zaman diyorsunuz. Bunu demek istiyorsunuz. Ama gerçekten ama o çarpık yapı, geçmişten bugüne kadar gelen o çarpık yapı tükenmek bilmedi bir türlü. Ama bir gerçek daha var. Halk eskiden bu kadar borçlu değildi bankalara. Tabii Merkez Bankası'nın verilerine yani göre bu verilerde bu. Yani bundan bir 10 sene önce diyebilirim ki halk bu kadar borçlu değildi. Yani eskiden Avrupa'da herkes derdi ki biz borçluyuk. Her şey bu. Şimdi de biz aynı durumdayız. Yani genelde herkes borçlu. Herkes. Yani böyle bir kolaylık adam 7. ayda mesaj geldi bana emekli maaşınızı verelim size. Siz ne zaman emekli oldunuz? Ben sigortadan emekli oldum. Ben 25 yıl fiil sigortaya para yatırdım. Hı hı. Ben normal sigorta emeklisiyim. Yani diyorum ki yani bankalar öyle bir hale geldi ki insanların her yerine el uzattı. Bak ne diyorum sana. 7. aydan sana mesaj atıyoruz. Diyor ki gel asgari ücret şeyi aylık emekli maaşını gel al diyor. Yani sen beni daha 5 ay önceden soyacaksın Parsit yani. 5 ay önceden ben parayı alacağım ondan sonra bitecek. Yine borçluyum. Yani bankalara çok cazip hale getirdi aslında bunu. İnsanlar. Mesela giden adam diyor ki alıyor 1.000 lira. Diyor ki sen onu 15'e bölelim, 12'ye bölelim. Aslında böldüğünde o %22 faizini uyguluyor. Kimse bunun farkında değil. Evet. Ama tabii orada da şey var. Hani kişinin ihtiyacından faydalanma. Ya herkes satıcı da haklı aslında. Ben diyor 12 ay vadeli mal vereceğim. Nasıl para kazanacağım? Bir de o var yani. O açıdan bakacağım. Yani orta piyasa zaten şu anda çekler işler acısı. Çeklere kimse şey yapmıyor artık yani itibar göstermiyor çekler artık. Adam diyor yok diyor ben ya peşini al ya da alma çek istemem. Çünkü biliyorsun bizim ülkemizde. Çek yasağında olan tabii çok ya, çek fazla yasağı, çek yasağı bizim ülkemizde tam böyle bir şeydir. Açıkçası söyleyeyim bir sahtekarla meydan okuma gibi bir şeydir. Adam çek yazıyor, veriyor. Polise gidin, polis bir şey yapmıyor. Hep aynı konular bunlar. Yani orada insanlara fırsat sağlıyor. Evet. Ama çek de bir anlamda şey, hani resmi bir belge yerine girer değil mi? Çiğdem Hanım, yani, resmi belgedir. Bilmez. Evet, güzel. Prosedürü çoktur. Yani uygulamasında, takibinde, parayı tahsil edişinde
çok uzun zamanda biliyorsun şeyi de kaldırdı artık polis yasalarda. Eskiden ödemeyeni en azından bir korkusu vardı. Hapis yatabilirim sevdası vardı. O da yoktur. Zaten icra işleri bunlar çok çok uzun konular. Yani onlar yıllar aylar sürer icra biliyorsunuz, tamam mı? Bir de yeni moda çıktı adam. Herkes üstünde bir şey bırakmıyor. Ya başkasının adına yapıyor ya çeki de yazıyor. Çek var para yok. Ne çek olacak? Koştur koşturabilirsin. Evet. Efendim süremizi yavaş yavaş tamamlamak üzereyiz. Son 7 dakikamızın içerisine girdik. Çek, para, asgari ücret derken, UVP derken zamanı su gibi akıttık. Bir de şeye değinelim isterseniz, ülkedeki altyapı problemlerine. Bir yağmur yağıyor, elektrikler gitti, dön. Televizyonlar, kanallar, radyolar suslu. Bu konuda ne diyorsunuz? Ben bunu söyleyeceğim. Benim gibi belki yüzlerce insan bunu söylemiştir. Binlerce söylemiştir. Bizim çok enteresan bir şeyimiz var bu ülkede. Ben bunu... Festival hastalığı var bizim ülkede belediyelerimizde. Çok enteresan bir şey. Festival. Ya tamam kardeşim, senin yolun yok. Senin yeşil alanın yok. Senin altyapın yok. Senin... Ya kardeşim bırak yapma bana festival ya. 2 sene yapma bana. O festival, o gelen sanatçılar beleş mi geliyor? Allah rızası için ya. Yani parasız mı geliyor? Bizi çok seviyor, festivallerde gelip şarkı söylüyor. Benden size bu hediye mi olsun diyor. Belediye ödemese bir sponsorlar ödüyor bu parayı bir şekilde. Evet. Sponsorlar ödeyince beleş mi ödüyor? O da belediyeden iş alıyor, yapıyor, bilmem ne yapıyor. Filan fazla girmeyeceğim o detaylara ben. Tamam. Ya arkadaş yapma bana ya. Lütfen bana yapma. 2 sene bana festival yapma. Bana yol yap. Bana kanalizasyon yap. Bana altyapı yap. Tamam. Bana kaldırım yap. Bana arıtma yap. Bana bunları yap. Evet ben bakıyorum. Levkoşa Belediyesi'nde festival var. Şimdi yoldan geçiyorum gördüm burayı. Sanayiye girdim işler acısı. Girebildiğinize şükredin. Bugün girdik. Dün giremezdik belki. Evet. Girne'de desen. Hani Girne biraz toparladı kendini geçmişten bugüne kadar. Yeni başkan sağ olsun biraz daha aktif görüyorum ben onu. Ama geçmişten gelen bir sistemde bozukluk vardı. Tamam mı? Yapmasın bana. Yani bana yapmasın ya, istemiyorum. Ben halk olarak festival yapıyorum. Zaten televizyonlarımız zaten. Her şeyimiz var televizyonlarımızda. Yani bana halkıma bana 2 yıl lütfen festival yapmasın. Festivale harcaya paraları altyapıya hazırlasın. Yola harcasın. Kaldırıma harcasın. Benim inan ki bu düşünceye sahip birçok şehrini seven insan katılacak buna. Evet. Toparlayalım efendim. Kısa bir araya gideceğiz. Ardındansa biz birlikteliğimiz aynı zamanda devam edeceğiz. Yönetmenim oradan uyardı. Neler söyleyeceğiz son olarak? Son olarak ben Girne'de Ulusal Birlik Partisi yine ilçe başkanlığı adaylığım devam ediyor. Zaten ilk müracaatımı yapan bir kişi benim. İlk müracaatımı merkez binamıza ben geçen hafta çarşamba günü yaptım. Kararlıyım, inançlıyım. Partilim benim, bana inanıyor daha doğrusu partiliyim. Yapabileceğime inanıyor. En önemlisi bu. Yapabileceğine inanmaktır. Ulusal Birlik Partisi Girne ilçesi için hayırlı olacağını inanıyorum ben kendi açımdan ve partim açısından. Ben göreve hazırım. Ulusal Birlik Partisi Girne ilçe üyeleri de benim düşüncemde olur inşallah. Doğru yolu bilirler. Kimse küçük hesaplar yapmasın. Bu parti büyümesi için istiyorlarsa bu partinin daha büyük hedeflere ulaşması için küçük koltuk hesapları yapıp da partimizi daha gerilerde bırakmasınlar. Yani biz daha çoğulcu, daha katılımcı, daha kucaklayıcı, kötüleştirmeden kimseyi, gruplaştırmadan evet. Ben Girne ilçe başkanı adayım. Benim kapım her zaman herkese açık olacak. Herkesle hiç ayrım yapmadan benim adamımdır, şu benim adamdır, bu benim adamım değil. Öyle bir zihniyet hayatım boyunca zaten de hiç olmadım Çiğdem Hanım. Ben herkes Girne'de bilir, tanır. İş hayatımda da böyleyim. Ben kucaklayıcı bir insanım. Daha doğrusu iş bitirici insanım. Evet. Ben de diyecektim şimdi tam taktı kucaklamaya ya insanları kucaklayacak. Peki kucaklayın. Kucaklanmak zorundasın. Çünkü insanlar buna ihtiyacı var Çiğdem Hanım şu anda partide. Evet. Partide öyle bir hale var ki şu anda var ki herkes farklı farklı birbirine gözle bakıyor. Birine sarasan öpsen öbürün için öptün diyor. Öbürünü diyor el sıksan için. Ya biz bunları bir an önce bitirelim hayırlısıyla. Ve bu parti artık büyümek zorundadır. Bu parti küçülür bu yapısıyla giderse. Parçalanmalar
parçalanmalar, küsmeler, kırılmalar. Onu da biz Girne'de bunu başaracağız. O bütünlüğü sağlayacağız. Ben Girne adına konuşmak zorundayım. İnşallah genelde de olacak bu da ama ben Girne açısından konuşuyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu sabahtan beri. Tabii Çiğdem Hanım biz bayağı bir dostumuz, arkadaşımız var eskiden. Evet. Takılırız da birbirimize böyle de. Güzel bir muhabbet oldu. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beni bugün bu fırsatı verdiğiniz için. Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam edecek. Canlı yayınlarımıza karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Ardından tekrar buradayız.